...baştıkça. İşte görüyorsun Göztepe'nin halini yani. O kadar. Bas bas o kadar. Hani bugün Beşiktaş mesela. İyi top oynadı mı yani? Ulan Beşiktaş takımı çıktıysa. Beş gol attı ya değil mi? Bilmiyorum ben içerideydim. Evet, Altı beş. oldu mu? Yok, beş. yok, yok beş. beş attı. Bir bak. Ama Taliska diye bir adam var. İşi bitiriyor. Üçlüyken bireçler döner Beşiktaş'tan Taliska'yı al. iddia ediyorum yüzde kırk gücü azalır. Çünkü yalnız oynaması, asist yapması değil. Sağdaki varlığı diğer arkadaşlarına da büyük yer açıyor. Attığı bunu yani, görmedim hocam? Gidişi, Nereden geldi? Gidişi, bilmem bilmemesi. Yani direkt golle oynayan adam hiç kavurtmuyor. Yani öyle alayım, vereyim filan. Direkt kaleyle oynuyor abi, otoban gibi. Kestirme kaleyle oynuyor. Hiç, hiç kenara gitmiyor. Bir de geri, futbolcu. geriden geliyor ya. Evet. O zaman da önlem alamıyorlar. Yani Tabii. klasik rakiplerin kucağında oynayan bir e, santrofor gibi değil. Orta sahadan geldiği için önlemde alamazsın o tarz oyuncuları. Yoksa bakıyorsun Beşiktaş'ta yapamazsın. eksik diyorsun. E zaten Atiba bir şey oynamıyordu. E Oslan zaten yoktu. E bir tek Tolgay var. Bir de Kovarezma var oynamayan. Yani eksik. E şimdi Medel'e bakıyorsun. Orta sahanın ortasında iyi. Ama Medel, koy, iyi Aynı zaman. değil. Olmaz. Oynatamazsın. İşte Tosic zaten Pepe ikilisi tutmuş bir ikili. Götürüyorlar. Ya bu iki takım Galatasaray'la Beşiktaş. Kolay kolay, kolay kaybeder. Bir adım diyorsun. öndeler diyorsun. Kendi kolay, kolay, aralarında yani. oynayacakları maçlara bağlı. Bir de Başakşehir'le oynayacak. Hangisi kimle oynayacaksa Başakşehir'le. Galatasaray Başakşehir'e evet. oynayacak. Bak o maçlar. Bir de Beşiktaş Galatasaray. Onun haricindekileri yenerler abi. Bak, düşünüyorum yenerler. Ha, hakem faktörü çıkar. Şimdi hakemi bugün gösterveri futbolcu kolunu tuttu, itti attı. Doğru yaptı böyle. Tuttu, sarı ikinci sarı. E diğerleri? Rotman. Hakemleri yere yatırıp boğazlarını sıkmadıkları kalmıştı. O diğerleri, e, nasıl oluyor? O diğerlerinin ayıbı. İlker. Ya, hocam o diğerlerinin değil, ayıbı. ayıbı. Tabii ya diğer İlker'ciğim. Hakeme de... oyun kurallarını öğretirsin. Hakeme 9-15'i falan da öğretirsin. Hakeme kişiliğini veremezsin, şahsiyetini veremezsin. Aileden almıştır o kişilik, şahsiyet. Hakeme kişilik veremezsin abi. Hakeme eğitirsin nereye kadar? O kadar. Kişilik veremedikten sonra. Top gibi oynuyorlardı futbolcular. Şimdi bu attı. E diğerleri? Dediğim gibi o diğerlerinin, diğer hakemlerin ayıbı. Diğerleri de hakemiz diye geziyorlar. Doğru. Evet Turgay Demir sizle devam edelim. İlk maçında Larin'in gol atması tabii enteresan da o, o golde bir offside şüphesi var. Aslında bugün e, Erman Toroğlu'na sorulan pek çok pozisyon var. E, her ne kadar skor 5 de olsa bazı pozisyonlar belki de kırılma noktasıydı. Bunların hepsini, e, karşılaşmanın özeti birazdan elimize ulaştığında e, mercek altına alacağız. Öncelikle hocamın söylediği şeyle ilgili bir şey ekleyeyim. Barış Şimşek'in dün bir görüntüsü var Emre Belezoğlu'nunla. FIFA'ya gönder, hak et, lisansını isterler. Dün de mi oldu? Emre Belezoğlu türbüne küfür ediyor, Barış teselli ediyor. Sen onlara uyma dön diyor. Yanında küfür ediyor adam. E ben teselli sahnesini hatırlıyorum teselli ama ediyor. Küfür konusunda e bak görüntüye, görüntü yani var değilim. herkes baksın, yani izleyenler yani baksın. Ne zaman? Yani dün maç dün gibi. Küfür ediyor türbünlere. Sen küfürden emin misin? Ha, Her eminim. Herkesi bütün Türkiye'nin küfür, küfür, kısmı Türkiye küfür kısmından emin değil. Hayır, bütün Türkiye'nin. Barış'ın yaklaşımını diyorum. Barış Barış bir şeyin yaklaşımında tamam ben de gördüm. Eyvallah. Şimdi burada Amerika'yı keşfetmek Ya bütün Türkiye emin. Siz emin olmayın. Görüntü var ortada. Herkes baksın izleyenler. Adam resmen küp küpüde türbünlere. Hangi? Kendi türbünlere mi? Hayır Malatya, Malatya, Malat Malat tübün. Barış Simsek de böyle yapıyor. Evladım gel boş ver sen onlara diyor ya. Allah Allah. Bu kadar. FIFA'ya gönder görüntü. Yarın hakemini iptal eder. ederler. Barış'a hiç yakıştıramadım. Ben. yani e, dolayısıyla yakıştıramadım. bizden hakem olmaz. Ben hep bunu söylüyorum. Bizim fıtratımız hakemle uygun değil abi. Biz ahbap çavuş ilişkisiyle büyümüşüz. Resmiyetle büyümemişiz yani. Yani Türklerden hakem olmaz mı diyorsun? Bence olmaz. İşte hocam burada ya var bir tane. Biz işsiz sağ olur. Ya, <laughs> ya. Eyvah hoca burada mıydı falan. 80 milyon da iki tane sayarsın, beş tane sayarsın. Hepimiz ortak en fikir olacağız. 50 yılda. Olmaz abi. Patronun da seni etki ediyor. Doktorsan başhekim etki ediyor. Kayınbiraderin göre yarın bizim maçın önünde etki ediyor işte. Ahbap çabuk ilişkisi yani. Adam sahaya rahat çıkamıyor. Hani bırak büyük takımların etki etmesini. Başkanları falan. Ha yani mesela bir hakemin kayınpederi etki ediyor tuttuğu abi. takım yönünde Tabii, etki eder mi hocam? Öyle bir şey var mı hayatta? Bence, Bence etkiye çalışır en azından. Bir hakemin atıyorum X FIFA kokartlı süper lig seviyesinde maç yöneten bir Türk hakemin kayınpederi, kayınçosu, arkadaşı, kankası, işte ne bileyim iş arkadaşı baskı kurmaya çalışır mı üstünde hafta sonu oynanacak maç için? Oraya gelirken teknik yardım aldıysa olur. Nasıl yani? Oraya gelirken teknik yardım aldıysa gebe kalmıştır yapar. Eşten de söylemiyorum ben. Ya oraya gelirken teknik yardım aldıysa yapar. O zaten yapar. O dediği zaten yapar. Ben maliye olarak, yani olarak da. Yani. Bak, ben oraya gelirken arkadaşlar ben oraya gelirken teknik yardım almadım. Beni oraya Hilmi Ok getirdi. Tamam. Bak ne kadar nesil. teknik yardım, yardım almadım. <laughs> yani şöyle teknik yardım almadım. Ya ondan işte siyasi, mülki İdari fil almadım. Babadan dedi ki sana, veya babadan oğlan. Seni hakem yapacağım. Ya sen yaptın. olmazsın da seni hakem yaptım demedi. Zaten iyi olursun. Olursan dedi sen dedi, dedi, de iyi hakem olacaksın. Işte, yani şey yapmadım ben kimseye yani ya ben hakem yapın işte bunu beni çıkarın bana puan verin Ya neler anlatıyorlar? Yok hocam onu demiyorum. Benim ya. dediğim yani neler şey ben olan? şöyle anlatayım hocam. Hala neler anlatıyorlar? Yakın eşrafından etkilenir falan diye Erman soruyor. hocanın yakın etrafında kayınbiraderini bırak oğlu bile baba yarın bizim maçı oturur diyemez. Ona izin vermez. %90'ını ise der ki ya baba yarın bizim maçı aman abi dikkatli yönet. Derler abi bizim ilişkimiz yapımız bu. Tabii bizim maçı dikkatli yönet. Derler canım. Derle. Derler. Ya ben hocam, sen... Yalnız onlar dese iyi. Yani e o, o o öyle için... yerlerden bu işler konuşulur ki böyle espriyle karışık bir tas yaparsan ya. filan. Hocam hocam oranın gene bir temizliğe ihtiyacı var. Bak oranın temizliğe ihtiyacı var ve hakem soyunma odalarına... Çok enteresan isimler fazlaca girmeye başladı. Kamera koyacaksın abi. Hakem soyunma odalarına eskiden bazı isimler giriyordu. Şimdi bazı isimleri hakem soyunma odalarına girişleri geliyor kulağıma. Muhabbet ettikleri geliyor yanlış yapıyorlar. Ne Yöneticiler Nereye ya? gidiyor hocam? Teknoloji çalıyor evet, zaten. Yönetici Koşunlar başkanlar. Görüntüyü, başkanlar görüntüyü, evet evet evet, yani. evet, 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 Görüntüyü bırak. Evet. Konuşmalarını Yöneticiler evet. bile. Yöneticiler başkanlar giriyor. Evet, giriyorlar. Abi. Öyle mi? Giriyorlar, muhabbet ediyorlar. Bunu niye böyle yaptın? Bunu niye şöyle yaptın? Bak biz seni böyle i̇kinci yapalım. İkinci yarı seni. kafa karışıyor ondan sonra. Yapmayın. Çünkü ilk yarı başka ikinci yarı başka. Yapmayın. Dolayısıyla bugün hakem... Başkan mı giriyormuş soyunma odasına? Valla. Aldığımız bilgiler o yönde. Dolayısıyla bugün ben onu bilmiyorum. Şunu söyleyeceğim. Benim demek istediğim şu. Biz çocukluğumuzdan beri böyle biliyoruz? Sen bir yere gelen bir olsan 40 tane 40 yaramayan dostun arar seni. Bizim ahbap çavuş için budur demez ki. Piyangodan para çıksa. Ya tabii bu adam ya demez ulan ben bu adam 40 yıldır aramıyorum kardeşim. Şimdi hangi yüzde arayacağım? Bizim hakem de ya eşi bile der yani. Ya der aman ha Cüneyt yarın yakma bizi falan. Yani espri yapar. Ben böyle inanıyorum. Bizden o yüzden kollonanın yanına gidip ne karısı ne çocuğu ne patronu maç günü bir hafta kala bir şey diyemez ona abi. Hemen burada Bence söyleyeyim hocam ben. siz başka da bir iş yapıyordunuz. Ticaretle uğraşıyordunuz. Ankara'da iş yerinizde farklı takımları tutan arkadaşlarınız size böyle baskıda <laughs> bulunuyorlar mıydı maçlardan önce? Nasıl bulunacaklar ki oranı? Ay yani, Hatırla ya, gönül ya. Hani, şaka ile karışır. Şaka yaparlar insanlar. Şaka herkes yapar da şeyde. O ne Mesela var? Olcay Çakır var yan dükkan gelip ya hocam işte ya hafta hocam, sonu. Durum hocam, da, ha, yarın var. bizim maçı öğretiyorsun. Yak hocam biz ha. Ya hocam Bak, durumumuzu geçen da geçen biliriz. Benim <laughs> ortağım vardı mesela. İkinci ortağım. Diyor. Hasta Fenerli'ydi. E bak, bak. karışmaz mı? Demez mi? Demez miydi sana? Hiç. Ha şöyle Gerardım. hocam aman yakma bizi falan filan. Ya, ya Şaka da espri evet, olurdu. Tabii. E de o abi. Bu abi. abi Bizde bu vardır ya. yani. Abi yani, yapamazsın yani bunu. Hayır. Çocuğun olur ne olur karışamazsın abi karıştıramazsın. Sen karıştırmazsın bence çok karıştırmaz. Ya mahalle baskısının var bence yani. hakemler üzerinde çok ciddi bence bir etkisi ya. olduğu görüşünde Turgay Demir haftalardır bunu söylüyor çünkü. Evet, çünkü yalnız mahalle var. baskısı değil abi bu hakemlerin paralarının artması ve bu paraları kaybetme korkusu başladı bu işin o ters tarafı da o. Yani. Hocam 50-60 bin ya lira maaşı Hocam arttırmayınca da bu sefer profesyonel. Yani. iyi para. Öyle değil mi? Tabii canım. E, büyük para. Ya. Yani büyük kulüp öyle. başkanlarının ben bazı kulüp başkanlarının soyun modalarına girip konuşuyor. Hakemler konuşuyorlar çünkü birbirlerine. Böyle işte yumuşak yumuşak. Yani niye böyle yapıyorsunuz? Biz sizi severiz böyle. O da böyle. Olmaz böyle bir şey. Evet. Olmaz e, bugün. Bunlar duyuluyor ediyor. Ondan sonra sahaya tesir ediyor. Emre'yi niye atamıyorsun da geliyor iş. Evet 6 gollüyü ben kestirme anlatıyorum. Bayağı kestirme oldu. 6 gollü Beşiktaş Göztepe maçının özet görüntüleri birazdan elimizde olacak ama bugün e, gündüz kuşağında yine önemli bir maç vardı. Avrupa kupalarına katılma yolunda iki rakip e, Akyazıda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiler. Trabzonspor e, Trabzonspor e, Trabzon Kayserisporu ağırladı. Kayserispor'da hafta içi yaşananlar hepimizin malumu. Sumudika istifayı düşündüğünü belirtti. Sonra futbolcular, Sumudika yönetim bir araya geldiler. Sorunlar aşıldı e, ve bu psikolojiyle de Trabzon deplasmanına geldiler. Hatta uçaktan korkan Sumudika Karayolu'yla geldi. E, Borda Maviler içinse kaybetme lüksü yoktu. Bugün e, usta dönemi yönetimi ibra edildi. Yarın da seçime gidiliyor. İki adaylı seçimde Ağaoğlu ve Kaya e, yarışacaklar. Borda Mavi camiaya hayırlı olsun diyelim. Bugün Yalnız, sonuçta... Tabii, toplumda şu var. Onu bilsinler. Yani biz dört takımın maçını veriyoruz. Mesela Başakşehir'in maçları niye sizde gösterilmiyor? Hocam biz psikopatız var vermiyoruz. Niye işlemiyorsunuz diyen çok var. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bunu söylemek söylüyor. lazım. Söylemeye niye gerek yok hocam. Vermiyoruz zaten Bu pozisyonları zaten yani. niye işlemiyorsunuz? Vermediğimiz bir şey söylemenin anlamı yok. Diyorlar. Ama bunu izah etmek.